Türkçe Peri Masalları. Anansi ve Bilgelik Çanağı. Evvel zaman içinde insanlar ateşi ya da tekerleği keşfetmeden önce Afrika'daki küçük bir köyde Anansi adında bir insan melek yaşarmış. Anansi, gökyüzünün muhteşem kralı Naime'nin oğluymuş. Anansi çok meraklı biriymiş. Yeni şeyler öğrenmeyi çok severmiş. Bu, babasının dikkatini çekmiş. Bilgelik çanağını ona vermenin zamanı geldiğini düşünmüş. Anansi oğlum, bilgiye olan ilgim beni memnun etti. Bu yüzden bilgelik çanağını sana vermeye karar verdim. Şuna bak! Bu çanak hayatında çok şey öğretecek ama unutma, öğrendiğin bilgileri başkalarına aktardığın zaman değerlidir. Anansi, çanaktan öyle etkilenmiş ki bunu tam olarak duyamamış. Teşekkür ederim baba. Bu çanağı güvende tutup her şeyi öğreneceğim. Zamanla Anansi bilgelik çanağından her gün yeni bir şey öğrenmiş. Her seferinde yeni bir şey yapmaya çalışmış. Ne yaptığıma bakar mısın baba? Harika. Seninle gurur duyuyorum oğlum. Bu fikri neden köylülerle paylaşmıyorsun? Bu aleti paylaşmak mı? Hayatta olmaz. Bu benim tasarımım ve benden başkası kullanamaz bunu. Bu Naime'yi endişelendirmiş ama hiçbir şey söylemeyip zamana bırakmayı seçmiş. Birkaç gün sonra Anansi nasıl ateş yakılacağını öğrenmiş. Çok heyecanlanmış. Babasını çadırına çağırmak için bir kuzgun göndermiş. Naime geldiğinde ateşi görüp mutlu olmuş. Baba, ben ateş yakmayı başardım. Hem de çadırın içinde. Karanlıkta oturmak ve soğukta kalmak zorunda değilim artık. Bedenimi ışık ve sıcaklıkla besleyebiliyorum. Naime gururla gülümsemiş. Burada neyi başardığını biliyor musun oğlum? Bu keşif insanlığı yeni bir seviyeye taşıyacaktır. Bunu derhal halkla paylaşman gerekiyor. Baba, burada yaratıcılığını konuşturup buluşu yapan benim. İhtiyaçları konusunda hiçbir şey yapmayan köylülerle bu bilgiyi paylaşmak istediğimi mi sanıyorsun sen? Naime, Anansi'nin sözleri karşısında dehşete kapılmış. Daha fazla sessiz kalamayacağını anlamış. Anansi, bilgelik çanağını oğluma devrettiğim için gerçekten çok mutluyum. Bununla beraber bir hata yaptığımı anladım. Lütfen çanağı iade et. Bilgileri dünyayla paylaşmayı isteyen başka birini bulacağım. Bu Anansi'yi çok öfkelendirmiş. Aniden kalkıp şöyle demiş. Baba, çanağı asla bulamayacağın bir yere sakladım ben. Ve bu köyümüzden çok uzakta. Naime bir süre düşünmüş. Sonra şöyle demiş. Anansi, insanlar arasında yaşamayı hak etmiyorsun. Hemen git buradan ve sadece hatanı anladığı zaman geri dön. Ve çanağa gelince önünde sonunda onu bulacağım. Bunu söyleyen Naime bir anda yok olmuş. Babam insanların o çanağı hak etmediğini hiç anlamıyor. Onu ormanın derinliklerine, hiç kimsenin bulamayacağı bir yere saklayacağım. Anansi çanağı sakladığı yerden almış ve evden çıkmış. Bilgelik çanağını ben hak ediyorum ve geri dönüş yok. Anansi ormanın derinliklerine gitmiş. Çanağı saklamak için uygun bir yer aramış. Ama uygun bir yer bulamamış. Derken çok yorulmuş ve susamış. Ah, çok susadım. Nereden su bulacağım? O bir nehir mi? Evet, serin ve temiz bir su. Ben burada... Nehir kenarı yüksek ve kayganmış. Anansi dengesini kaybetmiş. Bilgelik çanağının düşüp kırılacağından korkmuş. Oraya nasıl ineceğim? Bu çok zor. Tam bu sırada Anansi suda bir şapırtı duymuş. Yan tarafına bakmış ve ona bakıp gülümseyen bir çocuk görmüş.
Çocuk yapraklardan yapılma bir kovayı sarmaşıkla nehre atıyor ve su alıyormuş. Suyla dolu kovayı yavaşça nehirden çekmiş ve Anansi'ye vermiş. Anansi çok şaşırmış. Çok susadığından suyu bir saniye içinde bitirmiş. Teşekkür ederim ufaklık. Gugu! Anansi birden irkilmiş. Bu çok ilginç. Evet, tekrar teşekkür ederim. Artık gitmem gerekiyor. Gugu! Neyse, kalsın. Anansi arkasını dönüp yürümeye başlamış. Bir süre sonra küçük çocuğun onu takip ettiğini fark etmiş. Bu durum Anansi'nin hiç hoşuna gitmemiş. Hey! Beni neden takip ediyorsun? Gugu! Hayır, Gugu yok. Kabilene geri dönmelisin. Gugu! Anansi oflayıp yürümeye devam etmiş. Küçük çocuk onu takip etmiş. Sen çok inatçı küçük bir çocuğa benziyorsun. Büyük bir ağaç görene dek yürümüşler. Ağacın sayısız dalları her yöne uzanıyormuş. Dallar birbirine o kadar girmiş ki bilgelik çanağını saklamak için mükemmel bir yere benziyormuş. Burası değerli çanağımı saklamak için harika bir yere benziyor. Anansi tırmanmaya karar vermiş. Bir eliyle çanağı tutarken diğeriyle ağaca tutunmaya çalışmış. Ama hep aşağı kaymış ve çanağı düşürmekten çok korkuyormuş. Bu arada küçük çocuk onu seyrediyormuş. Gugu! Ne var? Anansi ağacın yanında sarmaşığı tutan çocuğa bakmış. Çanağı göstermiş ve sarmaşığa bir düğüm atmış. Gugu! Anansi çok şaşırmış. Gerçekten de işe yarayabilir. Ağaca yürümüş, sarmaşığı almış ve çocuğun önerdiği şeyi yapmış. Sonra çocuk onu seyrederken tırmanmaya başlamış. Anansi ağacın en geniş olduğu yerde en üstteki dala tırmanmış. Nihayet! Bilgelik çanağını saklamak için en uygun yer. Burada kimse bulamaz bunu. O küçük çocuk bile göremez. Anansi aşağı baktığında çocuğun kumdan bir dağ yaptığını ve dışını kazıp nehir suyuyla doldurduğunu görmüş. Anansi çocuğu seyretmeye devam etmiş. Zorlu yolculuğunda ona çanağın değil, küçük çocuğun yardım ettiğini anlamış. Çok saçma davrandığını anlayıp utanmış. Bu küçük çocuk bilgelik çanağı olmadan bu kadar akıllıysa, geri kalanların neler yapabileceğini merak ediyorum doğrusu. Onların biraz ilhama ihtiyacı var. Paylaşılacak bilgiye... Anansi çanağa bakmış ve bir karar vermiş. Bilgi sadece başkalarına aktarıldığı zaman değerlidir. Evet, babam da böyle demişti. Anansi ağaçtan aşağı inmiş ve çanağı nehre fırlatmış. Nehrin güçlü akıntısı çanağı ve içindeki tüm bilgileri parçalamış ve köye doğru sürüklemeye başlamış. Küçük çocuğun aklı karışmış. Gugu! Evet, biliyorum. Şimdi seni evine götürelim. Ve böylece Anansi, insan melek, insanlığa öğretmenlik yapmaya hazır hale gelmiş. Onlara ateş yakmayı, tekerlek yapmayı ve tarım yöntemlerini öğretmiş. Herkese yardım etmiş, küçük çocuklara hikayeler anlatmış. Bu arada bilgelik çanağından suya saçılan bilgiler ve buluşlar tüm dünyadaki insanlara yayılmış, birçoğunu daha akıllı ve bilge yapmış. Böylece dünyanın en güçlü türü olmaya hazırlamış. Anansi sayesinde bilgelik çok uzaklara ulaşır, farklı insanlara farklı şeyler öğretir. İşte bu nedenle hiç kimse dünyanın bütün bilgeliğine sahip değil. İşte bu yüzden fikir alışverişinde bulunduğumuzda bilgilerimizi birbirimizle paylaşırız. Eğer herkes bütün bilgilere sahip olsaydı ya da bütün bilgiler bir kişinin elinde olsaydı, dünya asla gelişemezdi. Tıpkı bir mumun başka bir mum yakmak suretiyle hiçbir şeyini kaybetmediği gibi, bilgi de biriktirerek değil, paylaşarak artar. Google!